yaptı Galatasaraylı olarak. Biz aşığız, aşkınla tarif ediyoruz. Avusturya'da çalışanlar, vergi ödeyenler dikkat. Yıllık vergi iadesi başvuru formları doldurulmaya başlandı. Bu çerçevede İşçi Odası Arbeiterkammer Wien denilen kurum bu konuda çalışanlara yardımcı olmaya başladı. Sevgili seyirciler, İşçi Odası Arbeiterkammer dediğimiz İşçi Odası Viyana Genel Başkanı Sayın Herbert Tumpel ile birlikteyiz. Arbeiterkammer her sene olduğu gibi bu sene de Türk işçilerini, tabii bütün Avusturya'da yaşayan Türk işçilerinin Jahres Ausgleich dedikleri paranızı geri alma, yani vergi iadesi konusunda bilgilendirme yapmak üzere tabii en yetkili kişi Sayın Tumpel'le beraberiz. Sayın Tumpel, üyelerimiz neden, Arbeiterkammer neden böyle bir şey yapıyor? Wir machen das, damit die Menschen zu ihrem Recht kommen. Sie haben schwer gearbeitet. Die Gewerkschaften haben Lohnerhöhungen durchgesetzt, aber wir wollen auch, dass die Leute nicht zu viel Steuern zahlen. Sie haben ein Recht auf den Jahresausgleich. Wir als Arbeiterkammer stehen hier hilfreich zur Seite, damit die Menschen auch tatsächlich ihr Geld zurückbekommen. Wir beraten in Türkisch, wir legen auch Broschüren, die wichtig sind für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, auch in Türkisch auf. Und in unserer Beratung wird ebenfalls ein muttersprachliches Angebot gemacht. Wir stehen mit unserer ganzen Breite auch für unsere türkischen Kolleginnen und Kollegen bereit. Okay, Herr Präsident, ich möchte auch zur Telefonnummer aufgeben für unsere Zuschauer. Sevgili seyirciler, Telefonnumerası ile Arbeiterkammer İşçi Odası'na arayabilirsiniz. Ekranda altyazıda da görüyorsunuz. 310-0010-447. Bir de internet sayfasında böyle bir hizmeti var. İşçi odalarının web sayfasında aşağıda okuyabiliyorsunuz. Ve Arbeiterkammer tabii Türk üyeleri için şu şekilde bir paranı geri al şeklinde bir broşürde yayınlıyor. Bu broşürü Avusturya'nın bütün işçi odaları şubelerinden temin etme imkanınız var. Man kann anrufen, dann kriegt man es geschickt oder man holt sich hier, hier kriegt bei uns oder man geht ins Internet, da findet man auch die Informationen. Internet, auch telefonisch. Sevgili seyirciler, işçi odalarının Arbeiterkammer'ın önündeyiz. 4 tane vatandaşla karşılaştık. Bir iş problemimiz var. Avrupa'nın göbeğinde iş yeri paralarını vermemiş ve işçi bulma kurumundan haklarımızı arıyoruz. Biz seni tanıyalım. İsmim Hakan Çetin. Hakan, derdimiz ne? Neden işçi odasına geldik şimdi? Son 6 aydır aynı firmada çalışıyorduk. İlk 4 ay ödemesini güzel ve sağlam bir şekilde yapmıştı. Firmanız? Firmamız. Hı-hı. Zaten şirketlerle falan öyle bir şeyimiz yoktu. Birebir bağlantılar sayesinde bu firmaya başladık. Ama son 2 ayına geldiği zaman kendisine ulaşamadık. Firmanın konkursa gittiğini söyledi. Yani bize direkt Arbeiterkammer'a gittiğini yol gösterdi. Biz de derdimize çare arasında Arbeiterkammer'a geldik. Peki şimdi Jahres Ausgleich dedikleri bu yıllık vergi iadesi için işçi odasından yardım alacak mısın? Benim bu konu hakkında bugün bilgim oldu. Bundan sonra artık Arbeiterkammer'daki arkadaşlara doldurtacağım. Doldurttur, onu tavsiye ederim. Sizi tanıyalım. Ben Duran Nurhan, Yozgatlıyım. Bir firmada çalışıyorduk 6 aydır. Arkadaşın dediği gibi son 4 ay güzel ödemesini yaptı ama son 2 ayını ödemesini yapmadı. İflas mı etti firma? Tahminen öyle yani. Çünkü ödeme yapmadığına göre bence öyle yani. 4 ay maaş alamadınız. 4 ay aldık, son 2 ay alamadık. Son 2 ay. Onun için de buraya müracaat ettik Arbeiterkammer'a, haklarımızı aramak için. İnşallah olur diye İnşallah. Düşünüyoruz. Size de geçmiş olsun. Teşekkürler, sağ olun. Sizin durumunuz nedir? Aynı arkadaşların anlattığı konu. İsmim Ersin Ozan. Şimdi ilk önce zaten firma sorunu, onun için biz buraya geldik. Son 2 aylığımızı ödemedi. Ödemeyi de biz zaten dava açtık. Dava açtık. Ersin Bey, şimdi her yıl 200 milyon euroyu işçiler Maliye Bakanlığı'na bırakıyor, vergi iadesi almadığı için Arbeiterkammer İşçi Odası da böyle bir çalışma başlattı. Ne düşünüyorsun? Şimdi o konuda zaten bizim yabancıların çok sorunu var. Yıllarca ya veriyorlar ya vermiyorlar. Verdikleri zaman direkt kendileri dolduruyor antrağı. O zaman da doğru artık dolduruyor mu doldurmuyor mu da bilemiyoruz. Ya borçlu çıkıyoruz, geriye ödemek durumunda kalıyoruz. Çünkü arkadaş 2600 lira falan geriye ödeme yapmıştı. 8 lira da ben yaptım. Ona itiraz ettik. İtiraz dilekçemiz zaten
kabul olmadı. Tamam, bu durumlarda sevgili seyirciler, eğer borçlu iseniz daha önceden işçi odası veya kendiniz de yapabilirsiniz internet sayfasında borçlarınızı, alacağınızı, vereceğinizi kontrol edersiniz. Eğer borçluysanız bu işe hiç girmezsiniz. Sizin durumunuz nedir? Bizi, sizi tanıyalım. İsmim Ahmet Ak. Bizimki de aynı arkadaşlar gibi. Kaç kişisiniz? Siz 4 kişi buradasınız ama hepiniz bu kadar mı? 5 kişilik. Bir kişi de içeride. Aynı son 2 ay alamadık. Mağdur oldunuz. Mağdur olduk. Geldik, şikayetimizi yaptık. İşte onu bekliyoruz. Peki, geçmiş olsun arkadaşlar. Sağ ol, teşekkürler. Efendim, Arbeiterkammer'da, işçi odasında Jahresausgleich dediğimiz vergi iadeleri konusundaki bilgilendirme turumuz işçi odası binasında devam ediyor. Yanımızda da Martin Zaringer isimli bir beyefendi var. Beyefendinin görevi de burada Arbeiterkammer'ın üyelerine bilgiler vermek. Bay Zaringer, bu Türkler için ne gibi hizmetleriniz var? Arbeiterkammer'da neler yapıyorsunuz? Ja, jeder Arbeitnehmer kann die Arbeitnehmerveranlagung machen und kann eventuell eben Geld zurückbekommen. Das können im Schnitt sind das 200 Euro, das kann aber auch mehr sein. Und viele machen die Arbeitnehmerveranlagung nicht, weil sie glauben, das ist sehr schwierig und sie können etwas falsch machen. Und es ist so, dass die Arbeitnehmer mehr als 200 Millionen Euro im Jahr liegen lassen, weil sie eben die Veranlagung nicht machen. 200 Millionen circa. Circa. Und darum empfehlen wir eben, dass jeder, der eine Beschäftigung hat, dass der auch die Arbeitnehmerveranlagung macht, weil das eben durchaus Sinn machen kann. Sevgili seyirciler, şimdi Martin'in de söylediği gibi 200 milyon euroyu sizler her yıl Finansamt denilen Maliye Bakanlığı'nda bırakıyorsunuz, haklarınızı geri almadığınız için. İkinci sorumuzda Türk üyelerinize ne gibi hizmetleriniz var, Bay Martin? Ja, und um den Leuten zu helfen, wenn sie unsicher sind, veranstalten wir eben diese Steuerspartage jedes Jahr im Winter. Und es genügt ein Anruf unter der Nummer 0800 201 101. Dort kann man einen Termin ausmachen und kann dann zu einem Beratungsgespräch zu uns kommen. Und man hilft den Leuten dann bei der Arbeitnehmerveranlagung. Sizin bir internet sayfanız da var, Martin. Web sayfanızın adresi nedir? Ja, wir haben auch eine Webseite, das ist www.holdirdeingeldzurück.at. Okay. Bekommen Sie auch Informationen zur Arbeitnehmerveranlagung. Sevgili seyirciler, siz de ekranların altında gördüğünüz gibi Arbeiterkammer'ın internet sayfası var, telefonu var ve gelip bu Viyana'da oturanlar için tabii paranız içeride kalmasın. Paranızı maliyeye hediye etmeyin diye İşçi Odası Başkanı Herbert Tumpel ve çalışanlar işte gördüğünüz gibi sizlere hizmet ediyorlar. Mutlaka telefon edip buraya gelin veya internet sayfasından bir termin dedikleri randevunuzu alınız efendim. Geçim derdinin başladığı Avusturya'da